Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Medya konusunu konuşuyoruz. Ne yapılması gerekiyor? Devlet tarafından bu işin nasıl tedbirler alınması gerekiyor? Yapılan yanlışlar, yanlış yönlendirmeler, bu konuları görüşüyoruz. Evveliyatında hemen iletişim adreslerimizi bir hatırlatalım size. hasbihal@fmtv.com.tr'den bizlere mail atabilirsiniz. Hasbihal Vakti hashtag'ten Twitter'dan ulaşabilirsiniz. 0216 488 0488'den arayıp ulaşabilirsiniz. 0533 638 3270'ten de bizlere WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Maillerinizi vakit içerisinde muhakkak okumaya, sorularınızı da cevaplandırmaya çalışacağız. O yüzden okunmuyor diye sakın oradan bize darılmayın, kırılmayın inşallah. Konu dağılmaması açısından sevgili hocama ben şu soruyu da hemen yöneltmek istiyorum. Şimdilik medyada bir takım yanlışlıklar var, eksiklikler var. İşte devlet düşmanlığı yapılıyor, ecdat düşmanlığı yapılıyor. Peki bu konulara yönelik devletimiz bu olayı nasıl takip etmeli, nasıl tedbirler almalı sevgili hocam? Şimdi şöyle bir terim var, ifade var. Nedir o? Devlet baba hükmündedir. Şimdi baba evladı için, devlet baba deniyor ya. Evet. Baba evladı için ne yapar? Evladının yanlışa düşmemesi için, yanlış bilgiler almaması için, hataya düşmemesi için, aman onu gözetir, yanlış eğitime düşmesin, yanlış alışkanlıklara düşmesin diye bütün mücadelesini vermesi lazım. Babadır. Terbiye edicisidir yani. Asli evladını gibi. Yani. Bu da bir vazifesidir yani. Devlet de aynı şekilde bugün gençliğiyle alakalı, halkıyla alakalı, bütün insanıyla alakalı bunun üzerine ne yapması lazım? Titremesi lazım. Yani halkıma yanlış bilgi gitmesin. Yanlış ifadeye gitmesin. Kötü ahlaklar, kötü örnekler ne olmasa ulaşmasın. Ve gerçekten anlatılan şeyler, bilgiler hakikaten incelensin, bakılsın, takip edilsin. Devlet bu konuda ne yapmalı? Ciddi bir şekilde işin sahibi olmalı, üzerinde durmalı. Verilen bilgilerin mutlaka yerli yerinde olduğunu takip etmeli. Ve gençliğe giden o bilgilerin, örneklerin, davranışların, hareketlerin, alışkanlıkların neler olduğunu bakmalı. Bu şekilde takip ederse o zaman ne yapar? Hakikaten korumuş olur, muhafaza etmiş olur. Ama ifade olarak işte biraz önceki konumuzda olduğu gibi işte ileri demokrasi mantığıyla beraber işte basın özgürlüğü ifadesinin çerçevesiyle bunlara aldanarak, bu ifadeleri aldanarak Allah muhafaza etsin. Bir gençlik kaybetmiş olursun. Allah muhafaza etsin. Şimdi bu gençliği kaybederken şöyle temas etmeden geçemeyeceğim. Şimdi bir takım insanlar gençliği batılda topluyor. Tekrar ediyorum. Halkı batılda topluyor. Gençliği batılda topluyor. Ama toplamış olduğu yerde mesela İslami bir hareket yapıyor. Tekrar ediyorum. Batılda topluyor. Olmayacak yerlerde topluyor. Orada İslami bir hareket yapıyor. Ya o baksana ne yaptı? İşte ezan okunurken mesela sustu. Ya sen ne anlatıyorsun be kardeşim ya? Baştan aşağı tamamında batıl. Batıl anlayış, batıl zevkler, batıl hareketler içinde olan bir insanın bir hareketiyle beraber güya ne oluyor? Her şey meşrulaşıyor. Her şey unutuluyor. Aa Müslüman, aman işte ya Müslüman diyor ama kardeşim bunun yaptığı hareket ne? Bu nerede toplamış bu gençliği? Hangi ahlakta toplamış? Ne usullerde toplamış? Neye teşvik ediyor? Hangi insanlara sürüklüyor? Ama hocam hareket yap. Ne hareket yaptı? Zaten o hareket yaparak da ne yapıyor? Bütün milletin önünü ne yapıyor? Kesmiş oluyor. Sen onu devlet olarak bunu göreceksin. Bakacaksın yani. Bir dakika diyeceksin ya. Sen bu milleti bir ifadenle ne yapamazsın? Bu kötülüklerini örtemezsin. Bir hareketinle bu kötülüklerini örtemezsin. Buna müsaade etmeyeceksin yani. Yoksa öbür türlü sen söyle gençlik ne yapar? Batıla dalar, olmayacak yerlere gider. Ondan sonra da bir hareketle kandırılmış olur. İşte o yüzden devletin yapması gereken şey kesinlikle bütün kim olursa olsun, hangi medya olursa olsun bunların gerçekten vermiş olduğu eğitim, vermiş olduğu çalışma, yapmış olduğu diziler, şunlar bunlar neyse hepsini halkının kültürüne,
dinine, değerlerine saygılı bir usulde olması lazım. Kesinlikle. Yoksa kesinlikle onları kendi haline bırakmamalı, bıraktırmamalı yani. Ama tabii bu ifadeyi de kullanırken tekrar ediyorum, ne olacak yine? Eyvah! İşte ne oluyor? Sen söyle, basın özgürlüğümüz mü elimize alınıyor? Evet. İşte diktatör mü geliyor? Hemen başlar yani, başlar. Evet. Ama ne olursa olsun. Bu konuda mesela dünya üzerinde de bakıldığı zaman, kendi menfaatlerinin çerçevesinde olduğu zaman kimsenin gıkı çıkmıyor. Onlar dikkate alınır mı? Örnek alınmaz. Çünkü onlar en netice gıkları çıkmadığı, yani bir araya geldikleri, ittifak ettikleri konu İslam düşmanlığı. İslam düşmanlığı olunca bir bakıyorsun hemen bir araya geliyorlar. İslam düşmanlığı olunca bir bakıyorsun hop hiç kimsesiz çıkmıyor. Bütün medya aynı şeyi söylüyor. Bugün Fransa'da mesela. Evet hocam. Ne deniyor? İşte Fransız medyasından ne örnek alacaksın? Bir bak bakayım menfaatleri olsun bakayım birbirine düşüyorlar mı düşmüyorlar mı? İslam düşmanlığında bunlar birleşiyorlar. Çok doğru. Yapılan oradaki kesinlikle terör olayını son derece dışlıyoruz, kabul etmiyoruz, kınıyoruz ama bunu kınarken de şunu bilmek lazım. Onlar bunu kendileri zaten yaptırtıyor. Kendileri yapın, inceleyin, bunları takip edin göreceksiniz. Altında hep kendileri. Yine Fransız kendisi çıkacak altından yani. Niçin? Çünkü mülteciyi almayacak. Evet. Diyecek ki kardeşim bu mülteciyi alın demeyecek. İslam'ı kötü gösterecek. Müslümanlara kötü gösterecek. DAEŞ zaten kendilerinin kurmuş olduğu bir sistem. Suriye'ye girmek için. Bunlar Suriye'ye girmek için Orta Doğu'da bir bahanesi olacak. Ve bunun gibi daha nice altında yatan bir ton hainlikler var yani. Ve şimdi yok işte bunlar bir oldular. Yok bir olmadılar ya. Bunlar Müslümanlara karşı ne yaparlar? Her zaman bir olurlar. Ama kendi menfaatleri, kendi içlerine bir bak bakalım. Tahsebuhum cemiyan ve kulubuhum şedde, Allah buyuruyor. Onlar diyor, onları sen topluluk sana karşı veya beraber zannedersin kalpleri paramparçadır diyor Mevla. Sana karşı birleşiyorlar bunlar. Fransa'da olduğu gibi. Tabii. Fransa'da olduğu gibi. Dünyanın aşırı neresinde olsa, bak dünyanın de neresinde olsa olsun, bu İslam'a karşı oldu mu hemen bakmışsın kafir bir ilişki. Yek vücut oluyor. Hocam, içeride de bu böyle sevgili hocam. Yani bizim medyamız kadar kendi devletine, hükümetine, cumhurbaşkanına, başbakanına bu kadar cüretkar bir şekilde saldıran bir başka bir medya var mı acaba? Yok. Biz niye birleşemiyoruz peki hocam? Biz İslam'ız. Onlar küfürde birleşiyor, bizde de İslam'da birleşiyor. Şimdi burada İslam'ız diyoruz ya. Yok onlar da işte bak dikkat edin. Onlar küfür de onlar gerçekten kafir. Kafir oldukları için İslam'a karşı ne yapıyorlar? Birleşiyor. Ama senin Türkiye'nde öyle değil. Senin Türkiye'nde onların uşakları var. Onların zihniyetini taşıyanlar var. Onların zihniyetini taşıyanlar olduğundan dolayı senin onlarla birleşme mümkün değil. Onlar hemen ne yapıyor? Onların safına geçiyor. Onlar da bak kendi ülkendeki bir takım medya kalkıyor ne yapıyor? Kafirlerin safına geçerek senin kendi vatanına, başkanına veya buna benzer halkına olmayacak hakaretler yapabiliyor. Ankara saldırısında olduğu devlete gibi katil diye evet, çıkıştılar. Hocam bakın ben size bazı şeyler okuyayım. Müsaade varsa. Mesela Fransa'da saldırı oldu. Adamlar tek bir ağızdan, tek yürek oldular. Karşı durdular. Ama biz Ankara saldırısında olsun, Suruç'ta olsun işte 35 yıldan beri paramparçayız yani. Ondan sonra şimdi biz ama tekrar ediyorum. Bak onlar İslam'a karşı ne yaptılar? Birleştiler. Birleşiyorlar. Yoksa kendi aralarında olsun gene ne yapamazlar? Birleşemezler. Ama Türkiye'de bu ittifakın olmamasının sebebi ne? Türkiye'de çünkü onların uşakları çok. Hakimiyeti olmasın. Uşakları çok yani. Evet. O yüzden bunların uşaklarına da ne yapılmamalı? Yol verilmemeli. İşine gelindiği noktada değil değil mi sevgili hocam? Her noktada. Her noktada. Geçen yıl hocam 2014 yılında yine Cumhurbaşkanımızın seçim meydanlarından ismini verdiği bir yayın patronu, medya patronu hocam. Kendisinin televizyonunda hocam bir polisiye dizi vardı. Ve bu dizide hocam çok da uzun sürdü bu hocam. Yaklaşık 5-6 yıl sürdü bu dizi. Şu an sonlandırıldı. Burada kasıtlı olarak özellikle sakallı,
özellikle cübbeli, şalvarlı insanları sürekli hemen hemen her bölümde, polisiye dizi olmasa sebebiyle her bölümde kötülediler hocam. Bilinçli bunu yaptılar, bilinçli saldırdılar. Sürekli böyle bir şey var hocam. Biz de İsmail Ağa İlim Hizmet ve Yaşatma Derneği olarak bunları bir uyarı mesajı gönderdik hocam resmi kanaldan. Dedik ki bak bunu yapmayın. Aslında Yusuf hocamın da işaret ettiği gibi yani bizler hem sivil toplum kuruluşları olarak hem de halk olarak, bireyler olarak bu yayınlara da bir tepki gösterme zamanı gelmedi mi hocam? Yani böyle resmi kanallarda da olsa hocam. Hocam hemen altında olabilir müsaade. Evet. Şimdi mesela ben dün yayınlanmış bir tane film yine ecdadımızla alakalı. Bugün 10 dakikalık bir bölümünü izlettiler bana hocam. Hani kesintisiz ama hani bir yerlerden alıp hoşuma gitmeyen yerler değil. 10-12 dakikalık bir bölüm izledim. Hakikaten 12-13 dakikada hocam 15'in üzerinde hata buldum yani. Yani kısaca İslam'a o film yani. Tabii o filmi seyreden insanın ecdadını sevmesi mümkün değil. Mümkün değil yani. Bakın 15 tane tık 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 bir daha seyretsem not alırım yani. Benim edindiğim izlenim bu yani. Şimdi tarih ya Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiğini bilmeyen gençlikten bahsediyoruz yani. Bu gençlik ama sosyal medya olsun, televizyon olsun, internet olsun çok yakından takip ediyor. Biz maalesef milletçe okumayı da sevmediğimiz için bize ne sunuluyorsa, soframıza ne, önümüze ne getiriliyorsa biz onu yiyoruz, ona bakıyoruz. Şimdi bu gençlik bu televizyondan izlediği ecdadı nasıl sevecek yani? Şimdi Recep Hoca'nın dediklerinin altını dolduracak olursak, mesela bu dizi hakkında 1000 tane ciddi bir şikayet. Evet. 1000 tane ciddi ama. Öyle sosyal medya falan hikaye. Değil. Çünkü sosyal medyanın organizasyonları, kampanyaları vesaire şeyleri, boykotları falan hiçbir resmiyeti yok. Evet. Sosyal medya belgesiyle gittiğin zaman mahkeme seni kabul etmiyor zaten. Onu kastetmiyorum. 1000 tane ciddi bir şikayet olacak. Ama mail olsun, ama mektup olsun, ama bizatihi giderek. Veya Başbakanlık İletişim Merkezi var. BİMER diyoruz kısaca. BİMER'e ciddi şikayetler olacak. Ciddi dedim öyle 100 binler falan değil ha. Birkaç yüz kişi, birkaç bin kişi gitse. Veya ferdi olarak veya sivil toplum kuruluşu, dernek, vakıf olarak birkaç tanemiz gidip bir savcılığa suç duyurusunda bulunsak. Efendim bunların hakikaten daha farklı mecralarda da olabilir. İşte herkes kendince bir eylem söylem yapabilir. Hakikaten tedbirli olur. Artı halkımızı seyretmeyecek. Seyretme kardeşim. Evet. Seyrettirme. Bak seyrettikçe, seyrettirdikçe ne oluyor? Seyrediyoruz, seyrettiriyoruz, hakareti yiyoruz, dilimize saldırı yiyoruz. Alışıyoruz. Reklam parasından gene bize saldırıyorlar. Biz seyrediyoruz, onlar para kazanıyor. Kazandıkça bize saldırıyorlar. Kazanıyorlar, reklam. Yeni projeler. Yani çark öyle bir dönüyor ki, hep İslam'ın, Müslümanlığın üzerine operasyonlar devam ediyor yani. Burada hülasası işin sözün, halk uyanık olacak, seyretmeyecek, seyrettirmeyecek. Duyarlı olacak. Bak, başka söyleyecek bir şey yok. 10 dakika yani. İçinde 15 tane hata aynen. Diyebiliyor değil mi? Evet. Bu çok önemli bir ifade. Evet. İşte bunu devlet ne yapacak? Tespit bunu yaptırtmayacak yani. Evet. Çünkü en netice bu hatalar kime anlatılıyor? Gerçekten gençliğe anlatılıyor. Ecdadı için o gençlik ne yapıyor bu sefer? Olmayacak şeyler düşünüyor. Evet. Batıl şeyler düşünüyor. O yüzden dolayı devlet eliyle bunlar ne yapılmalı? Mutlaka düzeltilmeli. Evet. Bir defa geçen hafta da söylemeye çalıştık. Bunlar mutlaka tarihçilerin kontrolünden ne yapmalı? Geçmeli. Ben ama oraya girmeden şunu söylemek istiyorum. Asıl konu benim, konu şurasıydı. Yani devlet gerçekten gençliğe gidecek. Halka inecek. Bilgilere mutlaka ne yapmalı? Takip etmeli. Olumsuzlukları mutlaka durdurmalı. Devlet baba dedi ki devlet yani baba. Bir düzenleme getirilmeli. Tabii kesinlikle. Yoksa öbür türlü herkes istediği gibi ağzına geleni söylemeye kalkarsa, olmayacak şekilde olayları ortaya dökerse, bir de halkımızı dillendirmezse, sahip çıkmazsa bu sefer gençlik elimizden gider. Gençliği bırak, kendi evlatlarımız elimizden gider. Evet. Hocam, savaşlar bugün işgaller. Yani artık silahlı kuvvetlerle şeylerle olmuyor. Yani belli bölgelerde gene devam ediyor. Hani parçalayıp yutabilecekleri yerlerde ama özellikle bizim ülkemizdeki savaş taktiği böl parçala yut. Yani imani değerlerinden yoksunlaştırarak, aileyi parçalayarak yani bunları da yapabilmesi için medya lazım. Yani işgal edilen topraklar belli bir müddet sonra tekrar geri alınabilir. Tekrar benim ülkemdi, vatanımdı, toprağımdı değil diye ama işgal edilen zihinler, asimilasyona uğramış, sömürülmüş beyinlerin tekrar kazanılması mümkün değil. Çünkü onlar artık
mankurtlaştırılmış, başka insanların, başka toplumların veya inançların insanı olmuş. Artık belki ismi, cismi Türk veya bizim ailemizden, bizim insanımız gibi ama bir bakmışın tamamen başka inançların insanı olmuş. Bugün kimse diyemez ki bugün yetişen gençlik, evlatlarımızla biz çok iyiyiz. Aramızda uçurumlar yok. Ondan sonra 60 yaşıyla 20 yaş arasında hiçbir fark yok. Artık onlar birbiriyle kaynaşabiliyor, anlaşabiliyor diyemeyiz. Yani 15-25 yaş arası gençlikle 60 yaşındaki ihtiyar diyebileceğimiz bir çağın insanların arasında tamamen her konuda, aile yaşantısında, inançta, fikirde, zikirde zıtlıklar var. Yani tanıyamayacağımız derecede belki onun babası, dedesi ama bu benim oğlum mu? Nasıl benden böyle bir nesil ortaya çıktı diyebileceğimiz bir gidişat var. Bunun da sebebi işte o savaşların toprak kazanmak yoluyla değil de zihin savaşlarıyla, zihin kazanmak yoluyla sömürülmesi, asimile edilmesi yoluyla ve en büyük şey de medya üzerinden değil. O savaşlar demin, devam ediyor. Demin hocam dedi ki bu filmler mevzusu konuşulurken filmler işte proje aşamasında, prodüksiyon aşamasındayken işte elden geçirilmeli filan. Aslında yani bunun daha da ötesi hocam bilmiyorum doğru mu? Dahası var yani. Mesela senaryo aşamasındayken bunu devlet mutlaka bizim özellikle milli ve manevi hassasiyetimizin olduğu filmlerde özellikle biri bu devlet eliyle olursa ki çok önemli bu mutlaka devletin süzgecinden geçmeli. Mesela bir Amerika'da olsun, bir İngiltere'de olsun hocam, bir film düşünün ki içinde bayrak yok. Mümkün değil. Amerikan bayrağını illa görürsünüz yani. Bir film düşünün ki içinde kilise yok. Mümkün değil. Çan yok, papaz yok, haç yok. Bunların hepsini koyuyorlar ya. Bizde de var. Hepsi var bunların. Ama tam kötülemek için var. Yani aşağılamak için, hakaret etmek için, evet, lanet ettirmek için. Bunu söyleyeceğim yani. Var. Adamlar bak kendi batıl olan dinlerine nasıl sahip çıkıyorlar. Biz hak olduğumuz halde bizim üzerimizde yapılan operasyonlara, ameliyatlara uyuşmuşuz. Sesimiz çıkmıyor yani. Gerçekten. Şunu teklif ediyorum devlet yetkililerine. Devlet madem baba, madem anne şefkati var. Nasıl RTÜK var? Canlı yayından sonrasını veya yayınlardan sonrasını kontrol ediyorsun. Yayın öncesi bir RTÜK kurulmalı. Mesela film denetleme merkezi. Adı da FİDEM olsun. Veya yayın öncesi RTÜK olsun. Bu filmler mutlaka bir süzgeçten geçmeli. Ne oluyor? Elin oğlu gelecek bizim ülkemizde ne derler? Hocam daha iyi bilir. Müslüman mahallesinde sallangoz satmaya benzemez bu işler yani. Bizim çoluk çocuğumuzu sen iki tane televizyon cam ekranla bozma hakkın yok yani. Yarın işte daha kötü mecralara akar ondan sonra imani noktada evimizden çocuklarımızı almış olurlar yani. Allah muhafaza etsin. Devlet de bu işte tabii. İnşallah. Peki sevgili hocam devletimiz olayı daha iyi takip etmeli. Daha önceki programlarda da söylediğiniz gibi özellikle bu yazılıp çizilirken tarih hocalarımızdan bu konularda muhakkak ifadeler alınmalı. Bu konular güzel incelenmeli. Devletimiz olayı güzel takip etmeli. Peki halk olarak bizim olaya nasıl bakmamız lazım? Neler yapmamız lazım? Tabii şimdi asıl bu işin gerçek, bu işi engelleyecek olan yine halktır. Şimdi Mevlamız buyuruyor ki Sen de billahi bismillah innellezine yuhibbuna en tişial fahişetu fillezine amenu lehum azabun elifne ve lahir. Şimdi Mevlamız diyor ki bunlar diyor fuhuşiyatı yaymayı severler. Yani çirkin olan şeyleri yaymayı ne yaparlar? Severler. Doğru hocam. Yani bu münafıklar, kafirler, din dışı insanlar, bir takım maddeyi bulmaya çalışan insanlar ne yaparlar? Hakikaten fuhuşiyatı yaymayı severler. Bugün halk bunu görüyor. Bu insanlar fuhuşiyatı, çirkin şeyleri, olmayacak şeyleri yaymayı ne yapıyorlar? Seviyorlar. Bunlar için diyor hem dünyada hem ahirette elem verici azap vardır. Yani sıkıntı verecek, kalbini incitecek azap vardır yani. İşte o zaman ne oluyor? Bak bu fuhuşiyatı yayanlara sen takip edersen, onların peşinden gidersen Allah'ın oğlunu alıyorlar elinden. Kızını alıyorlar elinden. Bu sefer gerçekten hem dünyada çekiyorsun, ahiretinde ne olacağı belli değil daha. Ne olacağı belli gerçekten. Çünkü Mevla evet. Buyuruyor ki orada da var diyor sıkıntı veren azap. O yüzden sen bir defa ne yapacaksın? Burada şunu tespit edeceksin. Bu medya fuhuşiyatı yani çirkinliği yaymayı seviyor mu? Seviyor. Seviyorsa bir defa uzak duracaksın. Onu da Mevla Teala başka bir ayet-i kerimede buyuruyor. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابَ اَنِيدَا سَمِعْتُمْ عَيَاتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِيَا Ve işte Allah'ımız buyuruyor. Bunları anlatmış Mevlamız.
Tekrar ayetlerini bunu ikaz etmiş, izah etmiş Mevlamız. Halkın yapması gerekenleri Mevla Teala buyurmuş, ifade kullanmış. Ne buyuruyor? Onlar senin Allah'ın ayetlerine küfrettiklerinde, alay ettiklerinde onlarla beraber oturma diyor Hazreti Allah. Onlarla beraber oturma. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerine küfrediyorlar. Dalga geçiyorlar, alay ediyorlar. Senin dinine sövüyorlar. Dinine hakaret ediyorlar. Senin dinine son derece saldırıyorlar. Kitabına saldırıyorlar. O yüzden onlarla oturmayacaksın. Otursan? Oturursan inneki bilen metrihum. Onlar gibi olursun diyor Mevla Teala. Bakın biz İsrailoğulların diyor, ilk diyor tehlikeye düşmesi sebebiyle bir yanlış gördüler. Lûnellezîne keferû min beni İsrail'e ayet-i kerimesinde Mevlamız anlatıyor. Bir yanlış gördüler. Bir dakika ya, bu yanlış dediler. Bakın bu aynen oluyor ha, dikkat edin. Bakın dizilerle alakalı herkese sor, kızıyor. Kızıyor ama bakıyorsun aynı diziyi seyrediyor. Ya nasıl seyrediyorsun be kardeşim? Hem kızıyorsun. Hem izliyorsun. Hem izliyorsun. İzlemesen bu. Zaten bu kendisiyle kalkacak ortadan ya. Ya zaten kalkacak ya. O yüzden dolayı bak Mevlamız ne buyuruyor? İsrailoğulları diyor. Ne yaptılar diyor. Bak hata yapıyorsun. Yapma dedi. İkaz etti yani. Sonra ikinci gün diyor gitti onlarla beraber oturdular diyor. Ben dün söylemiştim. Ne be lazım diyecek yaptılar. Dün söylemiştim. Bugün yapılacak bir şey. Onlarla beraber oturdular. Hayatlarını geçirdiler. Kalplerini birbirine benzettim diyor Mevla Teala. Ne be lazımcılık yapanlarla, tekrar ediyorum unutmayın bu ifadeyi. İsrailoğullarına ne be lazımcılık yapanlarla, hata yapanlar, onlar aynı hesabı beraber düçar oldular. Beraber düştüler yani. O yüzden dolayı yani kesinlikle halkımızın yapması gereken şey ne? Baktın ki bir yanlış var. Yani bir çirkinlik var, bir fuhşiyat var. Ondan uzak duracaksın, uzak tutacaksın. Çoluğunu, çocuğunu, etrafındaki gençlerini muhafaza etmeye çalışacaksın. Gayret göstereceksin, senin bir mücadele vereceksin. Sen zaten bunlardan uzak durmuş olsan, bunlar zaten bu dizileri devam ettirme durumları yok, olmaz olamazlar. Ama sen onların... Daha iyidir. Reklamını yaparsan, onları takip edersen, onları sen söyle oturup da ekran karşılığında ağzını açık dinlersen, ondan sonra da bu sefer kendini de kaybetmiş olursun, Allah muhafaza etsin. Çoluğunu da kaybetmiş olursun, çocuğunu da kaybetmiş olursun. Onların yolunda heba etmiş olursun. E bu sefer de eyvah dersin. Eyvah dersin. Çünkü onlar Mevlamızın ifadesini söylüyorum bak. Fuhşiyatı ne yapıyorlar? Yaymayı seviyorlar. Hakikaten seviyorlar. Evet, bugün bakıyorsun reklamlarına bakıyorsun her türlü fuhşiyat. Bugün işte dizine her türlü kötü fuhşiyat yayıyorlar. Medya ile alakalı söylediğimiz ifadeler. Yayıyorlar. Ondan sonra sen de onlara kulak veriyorsun. Ondan sonra hadi bakalım. O yüzden bakın bir takım insanlar takip ederseniz bak ne? Devlet şu anda onları ne yaptı? Terör olarak ilan etti. Evet. Ve nerelere dokunuyor bunların? Nerelere? Medyasına dokunuyor. Niçin? Çünkü o medyadan bu insanlara ne veriyorlar bunlar? Bilgi veriyorlar, aktarım veriyorlar, işte ona göre ayarlıyor, propagandasını yapıyorlar. Ha, bak gördün mü? Doğru. Doğru mu? Doğru. İşte doğru ama o zaman diğer fuhşiyatı yayanlara da ne yapacaksın sen? Çirkinliği yayanlara ne yapacaksın? Onlara da bir dakika dur diyeceksin yani. Öyle biçimsiz şeyler koyuluyor ki bizim yayınlar. Ne kültürümüze uygun bir programlar, bilmem ne programları, işte aile kuracaklar, izdivaç programları, bilmem ne. Ya kardeşim bir dakika ya. Ya sen şimdi böyle bir bizim kültürümüze uygun mudur bu ya? Bizim dinimize uygun mudur bu ya? Bizim ahlakı senin uygun mudur yani? Bu insanların bu kadar ciddi bir şekilde gözünün içine baka baka ahlaksızlığa bu kadar nasıl itersin ya? Nasıl itersin yani? Ama tekrar ediyorum niye oluyor biliyor musunuz? Yine halk bunlara prim veriyor. Halk bunları takip ediyor. Takip ettiği için halkımız bu sefer bunlar yayınlara devam edebiliyorlar. Yani ne acayip bir millet olmuşuz ki evlilik programlarında bu ülkede 8 kere evlenmiş boşanmış bir kadın yani sunup taraftar toplayabiliyor, takip edilebiliyor, reytingleri kırabiliyor. Yani ya zaten sen bu işin sağlam, sahih şeyini olsaydın, gösterilecek adresi olsaydın 8 kere evlenip boşanmazdın.
Yani bu kadın şimdi evlilik programları yapıyor. Boşanma programları yapıyor. Ondan sonra yarışmalar, diziler, bilmem neler. Yani bunların zararlarını bir de Allahu Teala hocam inca hüküm fasikun binebeyin fetebeyyenu buyuruyor. Yani size bir fasık, günahkar, açıktan günahı işleyen adam demektir fasık. Haber getirdiği zaman siz hemen balıklama atlamayın diyor. Hemen onu araştırın. Onun ardını, aslını, iftira mıdır, gıybet midir, dedikodu mudur, yalan mıdır, doğru mudur araştırın. Yani hemencecik inanmak diye Müslümanın ahlakında böyle bir şey yok. Çünkü iftira olabilir, yalan olabilir, gıybet olabilir. Bunu bir araştır bakayım diyor. Yoksa zarara uğrarsınız, zarara uğratırsınız diyor. Devlet de aynı zamanda bunu, bu konuda bir kötülük gördüğü zaman halkını kötülükten engelleyecek olan kurum en başta devlet. Evet. Yani babaysan baba ne yapar? Evladını zarardan, kötülükten, her türlü çirkinliklerden engeller. Bu kötülüğe mani olmak devletin en baş görevi. Bununla alakalı bir örnek ama verebilir mi hocam? Halk da bu işe sahip çıkmasın. Tasdik etmeyecekler. Sen şimdi eğer halk bu işe destek vermemiş olsa, prim vermemiş olsa zaten bunlar gerçekten bunları yapamazlar. Evet. Ama halk bunlara prim verdiği için de bu sefer devlet de belli yerlerde ne yapamıyor? O işin önüne geçemiyor. Evet. Bakıyor ki halk istiyor. Bu sefer tepki alacak. Tabii tepki alacağım diye. Evet. Olaylar nereye kayıyor diyecekler diye. Evet. Bu sefer ne yapıyorlar? İşte tehlikeye gidiyorlar yani. Ama o yüzden biraz halkımız ne yapılmalı bu konuda? Şuurlandırılmalı, bilinçlendirilmeli, anlatılmalı. Halk da bir dakika demesini bilmeli, bir dakika demesini bilmeli. Evet. Ve gerçekten bugün bak dikkat edin. Doğu'da halkımız biraz kendisine geldi. Bir dakika ya demeye başladı. Bak şimdi temizlik oluyor yani. Gerçekten. Yani halk biraz ne yapmalı? Kendine gelmeli. Gelmeli yani. Bununla alakalı bir örnek verebilir miyim hocam? Evet. Charlie Hebdo olayı olmuştu ve buraya gelmiştim aynı gün hocam. Allah sizden razı olsun. Çok önemli arkadaşlarım beni arayıp iyi oldu değil mi? Bakın orada saldırı yaptık. Bunlar gitti. Arkadaşlarımız bu sözleri söylüyor. Ama sizin yanınıza geldik. Siz o gün şunu söylediniz. Dediniz ki arkadaşlar sakın kanmayın. Orada öldürülen 12-13 kişi... Bugün tatil günüydü. Kendileri planladılar bunu. Tabii ya. Kendileri planladılar ki İslam'a karşı bir nefret uyandırmak için. Yani terör. İslamofobiyi canlandırmak. Birkaç gün geçti. 1 milyon insan topladılar. Bütün başbakanları, devlet başkanlarını topladılar. Hatta bizim devlet başkanlarımız bile gitti. Sonrasında ne oldu hocam? Hemen İslamofobi başladı. Sırf Fransa'da değil, bütün Avrupa'da İslam'a mihmandarlık yapmış insanları alıp tutukladılar. Sizin bu işte parmağınız alakası yok. Belçika'da, Almanya'da çok ciddi baskılar oldular. Gelelim günümüze hocam. Şimdi yine geçtiğimiz hafta terör kesinlikle tasvip etmiyoruz. Hatta kınamanın en ciddi şekliyle kınıyoruz DAEŞ terör örgütünde hocam. Ancak burada yaptıkları o fiilden sonra öyle bir çığırtkanlık yaptılar ki hocam ve o yek vücutluğu sağladılar. Solcusu da sağcısı da. Dincisi de düşmanı da. Hepsi yek vücut oldular. Neye karşı? İslam'a karşı. Buranın yani halkımız hocam. Şunun altını çizmek istiyorum. Camileri kapatacaklar, imamları kovacaklar tabii. Evet hocam şu an hemen başladılar. Ki gerçekten şu an dünya coğrafyasında İslam'ın en şiddetli yayıldığı ülkedir Fransa hocam. Evet, özellikle Paris. Bundan çok büyük rahatsız oluyorlar. Ben şunun altını çizmek istiyorum. Allah aşkına İzleyicilerimizden şunu rica ediyorum. Bir olay yaşandığında hemen onun ön planına değil de arka planına bakılıp burada acaba Müslümanlara bir oyun mu var? Fikrini, zikrini bir incelemeleri lazım. Çünkü buyurun hocam. Çünkü bunlar gerçekten rahat durmuyorlar hocam. İslam'a ne kadar zarar verebilirsek ayet-i kerimede de buyurduğunuz gibi fuhşiyatı yayıyorlar, seviyorlar. Yani bunun altını çizmek istedim ben hocam. Bakın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden bir tanesini bir kabileye gönderiyor. Onlardan zekatlarını al diye. O giderken onlarla arasında bir husumet olduğu için, sıkıntı olduğu için daha gitmeden dönüyor. Diyor ki ya Resulallah diyor. Ya Resulallah diyor. Onlar diyor yoldan çıkmışlar. Bırak zekatlarını hiçbir şeyi, her şeyi terk etmişler. Bak dikkat edin ifade. Şimdi Efendimiz peşinden Halid bin Velid'i gönderiyor onlara. Evet. Git bakalım sen. Olayım. Gidiyor Halid bin Velid radıyallahu anh. Bakıyor ki oradaki insanlar gayet namazında, ibadetlerinde, şunda, bunda filan. Ezanlar okunuyor. Ezanlar okunuyor.
Zekatı söylüyor onlara. Vazifelerini yapıyorlar. Zekat vazifelerini yapıyorlar ve geliyor. Resulullah Mevla Teala ayet-i kerimede bak. لَوْ يُضِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبِّ. Şimdi Mevlamız buyuruyor ya. Eğer ona itaat, o ifadeyi itaat etmiş olsaydı Efendimiz. Niye? Yani bunlar yoldan çıkmış. Bunlar şöyle olmuş, bunlar olmuş. O zaman sen de o şahıs da peygamber de sahabe de neye girecekler? Sıkıntıya girecekti. E ne yaptı? Efendimiz araştırdı. İşte halkımız da bunu mutlaka yapmalı. Ne yapmalı? Gerçekten bu süzgeçten olaylara geçirmeli. Olaylar bize anlatıldığı şekliyle. İşte Fransa'da bu olay oldu. Oldu ama bir dakika bu olay bilincine bakalım bu iş kime yarayacak? Kime yarayacak bu iş? Ondan sonra Türkiye'de, dünyada ne olay olursa kime yarıyor bir bak bakalım. DAEŞ kurulmuş. Kim kurmuş bunu? Bir bak bakalım kime yarıyor bu? Müslümanların her taraftan aleyhinde bu. Her taraftan. Müslümanların her taraftan aleyhinde. O zaman bil ki bu birilerinin maşası olarak kurulmuş. Bugün Fransa'da bir olay olmuş. Bil ki ya ama bunu halkımız uyanmalı yani. Bugün nerede olursa olsun. Yani şunu bilmeli Müslüman. Ne? Bu olay oldu doğru tamam. Ama bu kime yarıyor be kardeşim? Müslümana mı yarıyor? Yoksa Müslümanın aleyhinde daha sonra oynanacak bir takım oyunların Müslümanların önünü kesmek için yapılacak bir takım çalışmaları mı yapıyorlar? Bunu Müslüman uyanmalı. Halk uyanmalı yani. Halkımız artık bunu ne yapacak? Tespit edecek. Bunu mutlaka tespit ederse halkımız bu sefer prim vermeyecek. Bir somut örnek daha vereyim hocam. Bir de şöyle de bir noktaya çekelim konuyu. Mesela şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete yakın mesela bir insan evine imanlı girecek. Ya. Evinden imansız çıkacak. Diye akşam evine imanla gelecek. Sabah evinden imansız çıkacak. Bu bunda medya sektörünün etkisi nedir? %100. %100 ya. Niye? Adam imanla geliyor evine. Evet. Geçiyor televizyonun karşısına. Evet. Gerçekten olmayacak insanları seyretmeye kalkıyor. Nefsi oralara bir kayıyor. Allah muhafaza etsin. Orada da Allah muhafaza etsin. Dine hakaret edilen, Müslümanlara hakaret edilen, Müslümanlara saldırılan, Müslümanlara aşağılayan veya gerçekten onların bir takım oyunları ne yapıyor? Onu oradan Allah muhafaza dinden çıkartıyor. Alkışlaması onları. O yüzden halkımız yani mutlaka ne yapmalı? Duyarlı olmalı, dikkatli olmalı. Arka ve olayların görmeli. Kesinlikle önüne bakıp da muamele yapmamalı. Bir dakika, bu işin arkasında ne oyun var? Yoksa öbür türlü Allah muhafaza etsin, öyle bir tehlikeye gider ki insan sabah yattığında diyor, akşam yattığında imanlı yatacak, sabah kalktığında kafir olarak kalkacak diyor. Allah muhafaza etsin. Evet. Sevgili hocam birkaç tane kısaca hocam çok peki, söyleyin diyorum. Maillerimiz çoğaldı tamam, o yüzden hemen okumadık mı daralıyorlar seyircilerimiz. Bizim milletçe en büyük hastalığımız benden ne olur ki? Ben bir kişiyim, benim ailem 3 kişi, 5 kişi. Çok büyük bir hata değil midir yani? Mesela bir kumsal düşünün, kumsal milyarlarca, trilyonlarca kumdan oluşuyor ama kumsal oluşuyor. Şimdi sen benden ne olur ki diyorsun, öbür aile de benden ne olur ki diyor, öbürü de benden ne olur ki diyor ama bir baktım millet olmuş. Onlar bizi kitleler halinde toplayıp bizi morfinlemiyorlar ki. Herkesi 3 kişi 5 kişi oturtmuşlar televizyon karşısına, internet karşısına. İstediğini oradan bizi şey yapıyor. Yani şu hatayı bizim milletçe mutlaka düzeltmemiz lazım. Benden ne olur ki değil. Evet senden bir şey oluyor. Birden bir şey oluyor yani. Mehmet hocam, Paris saldırısıyla alakalı çok kısa bir not vereceğim hocam. Buyurun. Mesela hiç Esad güçleri karasal şeyi başlatamamıştı hocam. Bu Paris saldırısının ardından şu anda Putin hem denizden hem havadan Türkmen köylerini vuruyor. Esad güçleri de karadan operasyon yapıp işi bitiriyorlar. Fransa geldi, orada istediği gibi noktaları vuruyor, söz sahibi oluyor. Fransa Makka'da vurdu işte spor salonu, hastaneler, hemen, camileri bombaladı. Yani giremedikleri yani. Konulara giriyorlar. Orada belki 112 kişi gidiyor ama şimdi hemen burada karşı atak. Terör örgütlerinin işte hepsine şunları bakalım. Evet, şunları bitiriyorum. Okuyayım. PKK'nın, DAEŞ'in, işte El-Kaide'nin, Nusra'nın elindeki silahlara baktığın zaman PKK'nın elindeki Kalaşnikov'u Rusya'dan, işte mayını İtalya'dan, Stinger füzeleri ve roket atarları Almanya ve Fransa'dan temin ediliyor. Bu ülkeler yani terör örgütü denilen ve İslam'ı terörle bağdaştırmaya çalışılan
bütün ülkeler, Avrupa ülkelerinin tamamı o terör denilen devlet şeylere, örgütlere kendi silahlarını veren adamlar zaten arka planda. İşte burada da devlet başkanı ne dedi? 40 ülke bunlara destek veriyor dedi ve o 40 ülkenin içinde de G20'nin de içindekilerden de var dedi. 40 ülke. Ama hiç kimse de itiraz edemedi. Yani böyle bir şey konuşuyorsun ama sen ne konuşuyorsun diyemedi yani. Kime konuşuyorsun? Açık konuş. Yani. Şimdi bunlar dünya gerçekleri. Konumuz medya. Ne kadar acayip bir konu değil mi? 380 bin kişi ölmüş Suriye'de. Evet. 1,5 milyon kişi ölmüş Irak'ta. İşte say dünyanın değişik yerlerinde. Arakan'dan, Afganistan, Pakistan, hepsini say. Ama medya, demin hocam dedi ya, medyayı elinde tutan kitleleri istediği yere yönlendirir diye. Fransa'da 12 kişi ölüyor, bütün dünya ağlıyor, sızlıyor. 350 bin, 400 bin tane insan ölmüş. Nasıl bir algı operasyonu ki yine teröristler Müslümanlar gözüküyor. Esas. Ama millet şunu bilmiyor. Terörist Müslüman olmaz, Müslümanlar terörist olmaz. Ha, biz biliyoruz ama bunu basında, özellikle Türkiye basınında bunu işlettirmiyorlar bize yani. Evet. Peki hocam, maillere geçelim. Şimdi maillerimiz var, seyircilerimiz darılmasın. Hemen hızlı hızlı okuyalım inşallah. Hem konumuzla da alakalı, hocam devletin dizilere el atmasını istiyoruz ama maalesef Rütük'te kanun gereği farklı zihniyetli, yani anlattıklarınızda zıt zihniyetli insanlar var. İşimiz zor. Aydın Taş'tan kardeşimiz bunu bu şekilde göndermiş. Bu Rütük meselesi de var işin içinde demek istiyor yani. Hocam bence dine karşıt kanalları izlemek onların reytinglerini artırdığı için izleyenler mesuldür. Din karşıtı kanalları kanal listesinden silmek lazım. Bu da güzel bir teklif. İstanbul'dan Alpay Tekin öğretmenmiş kendisi. Şimdi diğer bir arkadaşa söylemek istediğim şey var. Yani bu Rütük'teki arkadaşlar, işte oradaki insanlar ne yapıyor? İşte bazı şeylere yol veriyorlar diyebilir. Doğru ama en neticede devlet, bak tekrar ediyorum, devlet baba. Evet. Devlet ne yaparsa bu konularda ciddi bir şekilde işin üstüne giderse, düzenleme yaparsa bu düzenlemeyi onlar ne yapamazlar? Denemezler yani. Onu bilmek lazım yani. AK Parti'nin şu anda 5 tane, ben müsaade ederseniz açayım. 5 tane üyesi var hocam. HDP'nin 1 tane, MHP'nin 2 tane, CHP'nin de 2 veya 3 tane üyesi var. Yani burada da aslında seyircimiz yanılıyor yani. İstenilse çoğunluk yakalanıyor burada. Yani olayların üstüne menfi olarak gidilirse sonuç alınır. Evet. Hollanda'dan Rancı Bey şöyle bir mail göndermiş. Hakikaten isabetli 3 türlü medyadan bahsederken demiş hocamızı. İkinci sınıf medyanın her ne kadar iyi niyetle başlamış olsalar dahi hakkı memnun etmek yerine halkı memnun etmeye başlamış olmaları hasebiyle bir nevi münafıklık derecesine yuvarlanmış oldukları, derekesine yuvarlanmış oldukları ve bu haseple daha tehlikeli oldukları hakikatini parmak basmaktayız demiş. Bu da medyanın bu şekilde. Evet. Şimdi bu bununla ilgili bir kurt yavrusunu eğitirken tepeye çıkmış. Diyor ki oğul, evladım bak bu koyun, bu kuzu, bunların etleri çok güzel. Büyüdüğün zaman sen de ava çıkacaksın, bunları avlayacaksın. Baba veya anne, yanında da bize benzeyen biri var. Evladım en tehlikeli o. Çünkü ona kurt köpek derler. Bize benzer ama işte çobanın adamıdır, düşmanımızın adamıdır ki işte bu gördüğün adam da elindeki silahıyla bizi öldürür, canımızı yakar. En büyük düşmanımız bu adam olduğu gibi ona yardımcı olan, bize benzeyen köpektir der. Şimdi burada İslami medya, bu sektöre atılırken 1990'lı yıllarda özellikle televizyon sahasında tek bir şey vardı. Televizyon vardı. Özel bir televizyon çıktı. İki televizyon, daha sonra ikinci bir televizyon daha çıktı. İsimlerini şimdi vermiyorum. Son derece açık saçık yayınlar yapılıyor. Yani devlet televizyonunun yanında çıkan iki yayın. Bu sefer bir ihtiyaç. Bak özel televizyon kurmaya müsaade edildi. Onlar kurdular. Tamamen gençliğimizi, milletimizi ifsad ediyorlar. Biz de televizyon kuracağız. Ve işte Kur'an'la başlayacak. Sohbetle devam edecek. İşte mukabeleler okunacak. Ki böyleydi. Aşırıla başlıyor. Mukabeleyle devam ediyor. Sohbetler, vaazlar, fetvalar. Gece işte en son gene Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'yla son bulan
bir medyamız vardı ve bunları kurarken millet cebinden para vererek, yani bir cihat anlayışıyla, maddi cihat olarak cebinden, dişinden, tırnağından artırdıklarıyla bu iki kanal ilk başta İslami kanal olarak çıktı. Daha sonra işte o çamurun çok olduğu yerde fillerin ayağı kayar diye Sadi Şirazi'nin bir lafı var. Çamur çok bu sektörde. Çamur nedir? Çamur işte paradır. Reklam portföyünden gelen pasta. Çamur nedir? İşte açık saçıklık, fuhuştur. Ondan sonra bu sektörün o kanalize olduğu ve böyle yaşayacaksın, böyle davranacaksın dediği, artık hassasiyetlerin törpülendiği alan. Kapitalizm hocam. Kapitalizm yani. Bu konuda ne yaptılar? Daha sonra bir baktık ki o televizyon kanallarını biz tanıyamaz hale geldik. Evet. Bir de bakıldı, satılmış %50 küsürü satılmış bir Yahudi patronla. İslam'a en büyük zararı verenler belki. İşte bir zamanlar medyada İslam'ın, Müslümanların hassasiyetlerini başa baş mücadeleyle savunan işte moderatörler, sunucular dediğimiz adamlar bir bakmışın kulvar değiştirmiş. Tamamen Allah farklı Allah kulvarda bulvara geçmişler. Bulvar medyasının adamı olmuş tabiri caizse. Bana yani bakarak niye konuşuyorsun? Bakarak konuşuyor. Yani Allah böyle olmaktan cümlemizi muhafaza amin, eylesin amin. İnşallah. Onlara da şuur versin. Tekrar eski hassasiyetleri. Şöyle bir soru sorulabilir mi? Yani şöyle bir soru gelebilir yani tahmin ediyorum. Derler ki yarın, peki hocam bugün siz rahat rahat konuşuyorsunuz evet, böyle. Yarın FM TV ekranlarında böyle konuşurken yarın FM TV'nin böyle olmayacağını nasıl şey yapabilirsiniz diye bir soru gelirse garanti ona ne demek lazım diye. Şimdi ona şöyle deriz hocam. Yani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diye bir söz var. Bizim şu ana kadarki yayınlarımız zaten yayın politikamızı ortaya koyuyor. Eğer ki biz öyle olma yolunda hareket edecek olsaydık istediğimiz reklamı koyardık. Yani istenilen kadın sesi olmuş, ondan sonra işte görüntüsü içki olmuş. Görüntüsü, içki reklamları, banka reklamları, bunları biz almıyoruz. FM TV'de alınmıyor. Ve artı olarak diziler, yani çok basit aslında zor gibi görünen şeyler, reklamı da aldı mı, istediğin reklamı alırsan, istediğin diziyi koyarsan, istediğin çizgi filmi hassasiyetlerden ağrı bir şekilde koyduğun zaman bu şey alır başını gider. Ama bu sıkıntılar yaşanıyor. FM TV hala mücadele ederek, yani gerçekten rüzgara karşı mücadele ederek bir yayın yapmak durumunda kalıyor. Ben de onu şöyle değerlendiriyorum, açık söyleyeyim. Bir insanın öncüsü lazım, öncü. Takip ettiğin bir öncü. Eğer takip ettiğin lider senin başında sana hakkı güzel bir şekilde ortaya koyuyorsa ve gerçekten sen de onu dikkate alıyorsan, memnun ediyorsan, onu üzmemek için mücadele veriyorsan, onun isteklerini, arzularını yayma hususunda mücadele veriyorsan ve gerçekten onunla da beraberliğin, birliğin beraberliğin devam ediyorsa, o zaman sen ne yapmasın? Taviz vermezsin. Diğer türlü öncün olmadığı takdirde, öncün seni başka yerlere, olmayacak yerlere yönlendirdiği takdirde veya öncün Allah muhafaza etsin belli zaman geldiğinde madde olduğunda, tekrar ediyorum, öncün belli zaman geldiğinde madde olmaya kalktığında o zaman sen ne yaparsın? Taviz verirsin. O yüzden FM TV'nin en önemli asıl konusu, yani öncüsü mükemmel. Kendisini kabul etmiş, kabul ettirmiş, dünya üzerindeki bütün ulemaya kabul ettirmiş. Efendi Hazretleri gibi bir zatın kontrolüne yürümeye kalktın mı bir izinle ne yapmazsın? Şaşmazsın, kaymazsın, tehlikeye düşmezsin bir izinle. Ama o yüzden insan liderini ne yapmalı? Güzel ama hocam, seçmeli, yürümeli. Yani. Evet. TV'nin hocam. Görüştüğümüz yakınlarımız, yakınlarımızın yakınları hep bu çizgiyi, sanki bir özlem varmış yani. Gerçekten bu çizgi sevildi. Allah'ım inşallah bu çizgiden bizi ayırmasın. Ayırırsak amin. O zaman biz de o zümreden olur muyuz hocam? Yok. O Mevla ayırmasın. Amin. Evet. Çünkü amin. Yani ona kimse düşmek istemez. İnşallah. O şekilde yakışmaz. Ya. Düşünmez. Sen ne gereği var ya? Yani? İnşallah. Evet. Peki sevgili hocam, bir de şu soruyu yöneltmek istiyoruz. Şimdi Türkiye'de artık bu neşriyat olayının patron diye isimlendirdikleri bir
zümre var. Kartel medyası. Yani medya patronu ifadesi kullanılıyor veya işte neşriyat patronu diye ifade kullanılıyor. Yani bu işin başındaki insanlara göndermek istediğiniz mesaj nedir yani? Bunlar ne yapmalılar? Bunlara karşı ne söylemek istersiniz? Şimdi evvela bu patronlara, bu işin başındaki olan işin sahiplerine ön yargıyı bir defa kendi kafalarından silmelerini isterim ben yani. Ön yargı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine İslamiyet vahiy olunca, gelince kendisi bu olayı etrafında, özellikle Ebu Cehil biliyorsunuz bu işin başındaydı. Evet. Efendimiz yaymaya kalkınca ilk olaya sahip karşı çıkan kim oldu? İlk karşı çıkan Ebu Cehil'ler oldu. O Ebu Cehil niye karşı çıktı? Efendimizin aslında doğru söylediğini biliyordu. Düzgün olduğunu biliyordu. Ondan asla yalan sudur etmediğini biliyordu. Efendimiz'i ne yapıyordu? İyi tanıyordu. Emanet geçmişini dediğin... çok iyi ne yapıyordu? Biliyordu her şeyi. Her şeyi ona uygundu. Ama kendi koltuğunu, kendi makamını, kendi mevkiini ne yapmamak için? Kaybetmemek için. Kendi menfaatlerini kaybetmemek için hemen itiraza başladı. Aslında, bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Aslında kabul etseydi hiçbir şeyini kaybetmeyecekti. Hiçbir şeyini, hatta daha fazla Rabbim daha fazla verecekti ona. Ziyadeleştirecekti. Ama bugün aynı şekilde ön yargı yaparak, ön yargı. Eyvah, ne oluyor? İşte benim patronluğum gider, medyam gider, işte şöhretim gider, şu zevkim gider, bu zevkim gider filan. Bir dakika, yok yok hiçbir şey gitmez. Çok daha büyük Allah sana büyük kapılar açar. Çok daha güzel mevkiler verir. Çok daha mükemmel zevkler verir çünkü zevkin sahibi Allah. Zevkin sahibi Allah. O yüzden bir defa ön yargıyı bırakmaları lazım. Yani İslam'la, dinle savaş mantığını yapmaları lazım? Bırakmaları lazım. Yani aslında bunu bir düşünebilseler, bir anlayabilseler, bir gerçekten kendine gelebilse... Bu korkuları olmamış olsa ya hakikaten çok güzel bir şekilde önleri açılacak. Daha güzel konumlara, daha güzel mevkilere, daha büyük hakiki zevklere ulaşmış olacaklar. Ama ne gereği var ki İslam'la savaşmaya kalkıp da Allah muhafaza etsin. İslam'la savaşmaya kalkıp da halkı, gençliği batıla sürüklemenin ne anlamı var ya? Ya günah be kardeşim ya. Ya gerek yok buna yani. Bir takım basit zevklerinden, dünyevi zevklerinden, dünyevi menfaatlerinden, koltuğundan dolayı kalkıp da bu işe düşme. Gerek yok yani. Ebu Cehilleşme yani. Gel sen hakikaten ön yargıyı kır. İslam'la alakalı olan yanlış düşüncelerini bir defa kenara bir bırak. Bırak şu yanlış düşünceleri. Yanlış ahlakını bırak. Yanlış zevkleri... Zevk zannettiğin batıl olan şeyleri bir bırak. Bak göreceksin. Gerçekten sen de rahat edeceksin. Bu halk da rahat edecek. Gençlik de rahat edecek. Güzel bir konum olacak yani. Yoksa öbür türlü bu din düşmanlığı mantığıyla beraber yürümeye kalkarsan ya inan kafanı rahat yastığa koyamazsın sen yani. Kimseyi kandırma. Kafanı rahat yastığa koyamazsın. Koyduğunda sen bir defa kendinde devamlı suçluluk psikolojisi zaten sana baskı yapar devamlı yani. Hainlik psikolojisi devamlı yapar. Korkaklık zaten her şeyinde vardır senin. Her şeyinde vardır. O yüzden gel ne yapma? Ön yargıyı bırak da İslam'la savaşma, Allah'la savaşma. Hepimiz yani, aynı geminin hocam, yolcularıyız hocam. Elindeki yani, bu imkanı batıl yolda kullanma. Hak yolda kullan. Bu gemide herkese yeri var. Yani yeter ki bir kesimimiz altta gemiyi delmekle uğraşmasın. Yeter ki hep beraber kavga etmeden dümene illa ben geçeceğim bu gemiyi istediğim yönde yürüteceğim diye uğraşmasın. Bu gemi herkese yetecek. Yani bu ülkede, bu dünyada hepimize yer var. Yani kardeşçe yaşayacağımız, barış içinde yaşayabileceğimiz. Ama yeter ki sen Müslümanları yok kabul etme. Müslümanları kendine düşman kabul etme. Müslümanları imha edilecek, sindirilecek, pusturulacak. Ondan sonra işte bu zamana kadar hiçbir hakkı hukuku tanınmayacak
ve bundan da galip çıkacağız bir varlık olarak, kitle olarak kabul etme. Hep beraber bizim bu gemide yaşayabileceğimiz güzel, huzurlu, mutlu bir şekilde yer bulacağımız imkanlar var. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle tarif ediyor. Geminin yolcularıyız diyor. Yeter ki delmeyelim bu gemiyi inşallah. Evet. İnşallah. Ben şimdi kısaca maillerimizi bitirelim. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Seyircilerimiz de bize darılmasından inşallah. Hızlı hızlı okumaya gayret edelim. Hem konumuza da müdahil olmak istiyorlar. Selamünaleyküm. Bayan izleyicimiz göndermiş. Bizler seçici olmalıyız. Boykot temeli o dizi, film, program neyse izlememeliyiz. Devlet de yeni anayasada güzel bir yere işaret etmiş. Bu basın yayın organlarına çeki düzen veren kararlar almalı demiş izleyicimiz. Korkma. Bu konuda da gerçekten yapılması gerekiyor. Yusuf Ağar kardeşimiz gönderiyor. Hocam bir takım olumsuzlukları konuşuyoruz ama CHP'li Haluk Koç çağ dışı eğitimi kaldıracağız diyor. Nasıl yorumluyorsunuz demiş sevgili hocam. Kısaca bir yorum. Şimdi o ifadeyi söylerken çağ dışı. Şimdi biz hep çağ dışı deyince bize öyle bir mahalle baskısı yapmışlar ki sanki İslam'ı çağ dışı gibi göstermeye çalışmışlar bize. Öyle değil ya. İslam'ın dışındakiler çağ dışıdır zaten. İslam Allah'ımızın daima kıyamet sabahına kadar taze tutacağı, çağı gerçekten en güzel şekilde kucaklayacak, yönlendirecek bir sistemdir. Çağ dışı derken orada büyük ihtimal o İslam dışı olan büyük ihtimal. Evet. İslam dışı olan şeyleri ne yapacağız? Kaldıracağız demiştir zannediyorum. Evet. Demediyse zaten muhatabımız değil. Evet. Yani çağ dışı olarak İslam'ı görmenin bir anlamı yok. Yanlış. Evet. Kim onu görüyorsa o yanlış yani. Çağın, her çağın gerçekten ön açıcısı, kucaklayıcısı, yönlendiricisi Kur'an-ı Azim şu anda İslam'dır. O yüzden de çağ dışı olan İslam'ın dışında olan ne varsa, İslam'ın dışında ne varsa çağ dışıdır onlar. Evet. O yüzden o da demiştir ki çağ dışı diyor ya, evet, büyük ihtimal zannediyorum o bunu kastetmiştir yani. İslam'ın güzelliklerini, Kur'an'ın, Allah'ın güzelliklerini. Çünkü malumunuz güneş mesela, güneşe çağ dışı diyebiliyor musun? Diyemiyorum. Niye diyemiyorsun? Güneş Adem Aleyhisselam'dan biri var. Dünya kuruları da var. Diyebilir de ki bu güneşi kullanmayalım de. Bu ayı kullanmayalım de. Geceyi gündüzü kullanmayalım de. Denizi. Yağmurları kullanmayalım de. Ya bunlar hep vardı. Demek ki bunlar hep Allah'ın güzellikleri ve Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler. İşte Kur'an-ı Azim şu anda aynı güzellikte, aynı tazelikte olduğundan dolayı o çağ dışı değildir. Çağın kendisidir. Çağın ta kendisidir. Onların söylemiş olduğu İslam dışı olan şeyleri, çağ dışı olan şeyleri atacaklardır. İnşallah. O da güzel bir şey yani, kaldırırsın. İyi olur yani. Evet. Bir araya gelelim ondan sonra. Çok ama güzel. Vaktimiz çok kısa. Maillerimizi okumalıyız. Özür diliyorum Yusuf Hocam. İnsanları kötü yollara sevk eden bu dizilerden kurtulmak için sizin gibi benzeri kanalları çoğaltmak lazım diyoruz. Peki sizin kanalınızın açılma sürecinde neden köstek olanlar da yine aynı kesim insanlardan oldu diye Ahmet Özkan beyefendi bir soru yöneltmiş sevgili hocam. Şimdi onlar da normal şartlarda yine ön yargılı davrandığından. Ön yargılı davranıyorlar. Eğer bunlar işte kanal kurarsa neler yapacaklar? Neyi takip edecekler? Hangi sistemi uygulayacaklar? İşte bilemedikleri, takip edemedikleri için ön yargılı davrandıklarından dolayı ne yaptılar? Hemen bir ufak saldırıya geçtiler. Ama şimdi baktılar ki bir dakika, bunlar hakikaten işin özünü, güzelliğini, hakikatini anlatıyorlar. O yüzden dolayı şimdi bak sesleri çıkmıyor. Hepsine biz teşekkür ediyoruz. Soran kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Evet. İstanbul'dan Sinan Nalkıran beyefendi gönderiyor. Selamünaleyküm, ağzınıza sağlık hocalarım. Aynen öyle, ben de İmam Hatip mezunuyum ama gerçekten bazı medyaları çığırından çıkmış. Allah bu gibi hain düşüncelerde ülkemizi, vatanımızı korusun demiş. Evet. Ağrı'dan Servet Alper beyefendi gönderiyor. Selamünaleyküm, sonunda istediğimiz derecede bir kanalımız oldu. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Medyadan konu açılmışken devletimizin burada hatası var. Kur'an adam dansöz oynatıyor. Devlet buna sessiz sedasız kalıyor. Bunlara kim dur diyecek diye sormuş. İnşallah
bizim gibi ekran, yeni ekran yüzleri, hak yüzleri bu işlerin inşallah önüne geçecek. Mardin'den Zeki Bey gönderiyor. Hocam sizi izliyoruz. Ağzınıza sağlık, hayırlı sohbetler demiş. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Selamünaleyküm hocam. Allah sizden razı olsun. Bizleri güzel görüşleriniz ile aydınlattığınız için. Hocam son zamanlarda çarşafa karşı insanlar bir gard almış durumda. Hatta geçen gün yemek yemek için gittiğimiz bir mekanda bizlere şüpheyle bakılması oldukça ağır geldi. Sizlerden ricamız halkımızı bu konu hakkında aydınlatırsanız çok memnun oluruz. İyi ki varsınız. Kavacık'tan bayan izleyici demiş. Şimdi bu konuda şunu hatırlatmak istiyorum. Özellikle tüm halkımıza, bu terör örgütleri ilk çıktığında hangisi olursa olsun daima bizim camiamız, hocalarımız bu işi hemen nokta basmıştır. Bak bunlar İslam'a düşman, İslam'ı karalamak için yapılan bir çalışmadır. Dünya üzerinde de önümüzdeki hafta zaten bu konu herhalde işlenecek inşallah. Dünya üzerinde de hakikaten İslam'a saldırı, özellikle İslam'ın adı altında da bu camiaya saldırı. Bu camiaya, çünkü bu camia hakikaten, yani Efendi Hazretlerimizin bu camiası hakikaten işi en güzel şekilde yaşayıp ve yaşatma hususunda mücadele veren bütün Müslümanları gerçekten kucaklayacak, İslam'ı en güzel şekilde anlatacak mükemmel bir cami olduğu için onun güzelliklerini lekelemek için bunu ne yapıyorlar? Büyük çalışma yapıyorlar. Ama halkımız bunda uyanık olmalı. Bak burada hataya düşmek yakışmaz. Niye yakışmaz? Çünkü bu camia her zaman bu halkı gerçekten benimsemiştir, sevmiştir, sahiplenmiştir. Dualarında her zaman vardır. O yüzden kalkıp da terör örgütleriyle bu camiayı eğer gerçekten bu kıyafetleri birleştirmeye kalkanlar tamamıyla hainlerdir. Tamamıyla hainlerdir. Çünkü bu cemaatte ne şehitler verilmiştir. Hızır hocamız, Bayram hocamız ama bu camia gerçekten sinesine çekmeyi bilmiştir. Evet. Bu camia gerçekten en güzel şekilde ne saldırılar uğramıştır ama asla devletine karşı, milletine karşı zerre kadar hainlik yapma durumunda olmaz, olamaz, olmayacaktır da. İnşallah. Provokasyonlar. Kesinlikle. Her türlü şeyler yapıldığı halde asla ne yapmamıştır? Gerçekten yürüyüşünden taviz vermemiştir, gidişatından taviz vermemiştir, kucaklamasından taviz vermemiştir. Asla böyle şeylere bulaştırmak istedilerse de Rabbim müsaade etmemiştir. O yüzden halk da bu işi yapması lazım. Gerçekten haince davranmaması lazım. İnşallah. Bizim bu konuda uyarımız olsun inşallah. Evet. Selamünaleyküm hocam. Ben Gaziantep'ten talebeniz Mustafa Kösen. Ayrıca sizi izliyoruz. Masum hocamızın ellerinden öperim. Bir sorum var hocam. Şu an çevremizdeki insanlar hocaya gerek yok, al meal oku deyip duruyorlar. Bu konuya Masum hocamızın görüşlerini öğrenebilir miyiz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim demiş Gaziantep'ten Mustafa Kösen kardeşimiz. Bakın bu kardeşimize de şunu söyleyeyim. Bu kardeşimize derken tabii herkese duyurmak isteriz. Bakın Mevla Teala Kur'an-ı Azimüşşan'ı o halkın anlayacağı bir dille gönderebilirdi. Gönderir der ki bunu okuyun devam edin diyebilirdi. Ama Mevla Teala peygamber gönderdi. Niye peygamber gönderdi? Çünkü örnek ve önder yaşayacak, yaşatacak mutlaka bir göstericiye ihtiyaç var. İnsan. İnsana ihtiyaç var yani. O yüzden dolayı Kur'an-ı Azimüşşan'ın mealini okuyorum deyip de Allah muhafaza etsin onun tefsirine, hadislere inmezsen sen bunu tek başına anlama durumunda zaten değilsin. Zaten bunu öğrenmen için de zaten sana illa neye ihtiyacın var? Bir hocaya ihtiyacın var. O yüzden bu işin kalitelisi hakikaten samimi hocalarla teşviki mesaide olup samimi hocalarla. Bunun da yolu kardeşim, açık söylüyorum. Samimi hoca nasıl anlaşılır? Allah ve Resulünün yolundan taviz vermiyorsa bu samimi hocadır. Allah ve Resulünün yolundan taviz vermeye başladıysa, yani tabiri caizse kıvırmalar başladıysa. İşte bu zamanda niye böyle yapıyorsun biliyor musun? Niye yapıyorsun kardeşim böyle? Ya işte anla ki bak. Yoruma girdi. Başladı ya. Yoruma girdi. Taviz vermeye başladı. Anla ki bu tavizlik ne yapacak? Taviz tavizi getirecek çünkü. Taviz tavizi getirecek çünkü yani. O yüzden bak Allah Kitabullah'a karşı ne? Yine peygamberi göndermiş öğretmesi için. Buna mutlaka ihtiyaç var. Ama tabii bunlar
bu zamanda çoğalmışsındır. Çoğalmıştır. Çoğalıyor da. Ama inşallah Mevla fırsat hocam, vermeyecek. Bu soru Efendi Hazretlerimize soruluyor. Yine bir ayet ışığında soruluyor. Efendi Hazretlerimize soran kişi diyor ki sen bu ayeti kimden öğrendin? Diyor falanca hocadan öğrendim. Bak demek ki hocaya ihtiyaç var. Evet. Rize'den Ahmet Turan Beyefendi gönderiyor. Sizleri canı yürekten tebrik ediyorum. Her konuda bizlerin yani halkın sesi oluyorsunuz. Rabbim sizin gibi kanalların sayısını artırsın. Allah'a emanet olun. Masum hocama şükranlarımı arz ediyorum demiş. Evet, teşekkür ediyoruz. Biz de kendisine. Uğur Zeren göndermiş bizlere. Ben çok cahil kalmışım. Hocam ilmi öğrenmek istiyorum. Allah sizden razı olsun demiş. İnşallah. İnşallah hocamızın da yönlendirdiği gibi sağlam, samimi hoca efendilere inşallah gidip bu dini öğrenmek lazım. Yüce Allah'ın selam ve rahmeti siz dava insanların üzerine olsun. Yüce Allah sizin gibileri başımızdan eksik etmesin. Alpay Bey göndermiş. Teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Cümleten hayırlı geceler dilerim demiş. İstanbul'dan Ahmet Suvari beyefendi size de buradan hayırlı geceler. Hocam bu Fransa'da ölenler için bazı arkadaş çevrem onlara dua edin diyor. Doğru mu bu? İstanbul'dan Hüseyin demiş. Sevgili hocam. Ve ma du'a'ul kafirin illa fi dalal. Kafirler üzerine diyor dua olmaz. Olsa da dua etsen de o ancak onun için sapıklığını artırır yani. O yüzden dolayı eğer aralarında Müslüman varsa, ölenlerin arasında Müslüman varsa Müslümanlar için ne yapılır? Dua edilir. Ama aralarında Müslüman yoksa onlar dua edilmez. Ayet-i kerime miydi hocam? Evet. Evet. Beykoz'dan İlyas Bey gönderiyor. Son maillerimizi okuyorum. Programı bitirmek durumundayız çünkü. Rütük'tekiler seyredip onay veriyorlar. Onun için oradakileri iyi seçmemiz lazım demiş Beykoz'dan İlyas Bey. Evet sevgili hocam son olarak bugünkü Hasbihal programımızı tamamlıyoruz. Vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şimdi burada tabii biliyorsunuz biz konuları güzel bir şekilde masaya yatırıp güzel değerlendirip ayetler ve hadisler ışığı altında mümkün olduğu kadar ne yapıyoruz? Olayları aktarmaya çalışıyoruz. Burada halka seyirciye yakışan şey şudur. Gerçekten bilmediklerini öğrenmiş olacaklar. Bildikleriyle beraber, öğrenmiş olduklarıyla beraber bunları güzel bir şekilde yaymış olacaklar. Bu yayma sistemi de bir medya sistemidir yani. Yani sen etrafında, etrafında, kardeşlerine, etrafındakilere güzel güzel ne yapacaksın? Hakikaten doğruları yayacaksın. Anlatmaya çalışacaksın. Dilinin döndüğü kadar mücadeleni vereceksin. Ve bu çalışmayı yaparsan sen de bir medya sistemi ne yapmış olursun? Takip etmiş oluyorsun yani. Katkı vermiş. Yoksa diğer türlü ben dinledim. Dinledin güzel. Güzel ama sen bunu eğer etrafındaki insanlara bulunmuş olduğun ortamlarda değerlendirmezsen, konuşmazsan, anlatmazsan, bildirmezsen, işte mesela nereye gidiyorsun? Çalışmaya gidiyorsun yarın. Kalkacaksın sabahın işine geçeceksin. İş yerinde gerçekten oradaki insanlarla bunu dertleşmezsen, akşamleyin işte hoca efendilerindeyik, onlar gerçekten bu konulara, şu konulara değindiler. Bu konularla alakalı hatta ve hatta açık söylüyorum. Gerçekten insanın bazen ne yapmaz? Aklında kalmayabilir. Ne olur? Medyanın karşısında, bu programı karşısına geçtiğinde al eline bir kalem, bir de kağıt. Sırf satır başlarını yazsan, yani olayların başlıklarını yazmış olsan, inan yine aklında kalır hepsi yani. Hepsi aklında kalır. Bak halkımıza söylenecek şeyler söyledik değil mi? Halkımız neler yapmamız lazım? Bunları söylediler dersin. Devletin. Ondan sonra devlet hususunda, gerçi devletimiz bu konuda ne yapması lazım? Bunları anlatırsın. Çünkü bunlar hep konuşuldukça bu sefer etraftaki insanlar ne yapacak? Etkilenecek. Onlar da bir tazelik bulacaklar. Çünkü burada konuşulanlar hakikatler. Hak geldi, batıl zahir oldu olacak. O yüzden o insanlar da bunu ne yapacak? Dillendire güzel bir şekilde öğrenmiş olacaklar. Beyinlerin altına yatmış olacak. İtiraz etseler dahi ilk planda, bak tekrar ediyorum. Anlattın, güzel güzel anlattın. İlk planda itiraz etseler dahil, bak göreceksiniz yine kendi başlarına kaldığında ya ben itiraz ediyorum ama doğru bu doğru söylüyor ha. Yani, diyecekler evet. Yani. Evet. Çünkü biliyorsunuz müşrikler itiraz ediyorlar, isyan ediyorlar ama peygamber Kur'an-ı Azim şu an okuduğu zaman gece etrafına geliyorlar, peygamberi dinliyorlar. Etkileniyorlar yani. O yüzden yani haktan etkilenmeme durumu yok. Biz de seyircilerimize rica ediyoruz. Dillerin döndüğü kadar ne yapsınlar?
buradaki konuşulanları güzel bir şekilde etraflarına yaysınlar inşallah. İnşallah. Kısa bir evet. Ben de mesaj verebilir miyim? Ama çok bitirmek zorundayız. Peki. Çok geçtik peki. Recep Hocam. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bugünkü Hasbihal programımızın da sonuna geldik. Almanya'dan ve diğer yurt dışından çok ciddi yerlerden çok maillerimiz var. Yüzlerce mail var. Okuyamadık, haklarını helal etsinler. Ama elimizden geldiği kadar da okumaya gayret ettik. Hepinize ilgi ve alakanızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Medyayı yatırdık. Nasıl olmalı? İslami medyanın durması gereken nokta, devletimizin yapması gerekenler, bu konularla alakalı detaylı bilgiler verildi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.